Merhaba arkadaşlar. Birinci bölüm ve ikinci bölümde kürden önce nasıl hazırlık yaparız diye konuştuk. Hangi hormonlara önem vermemiz gerekiyor, nasıl hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki PCT döneminde o bölümde bu eğer bir hormonal denge bozukluğu varsa bunları nasıl iyileştiririz, normal seviye getiririz onları PCT'de konuşacağız. Ama bugünkü videoda çok önemli bir konu, nasıl bir kür düzenleriz hakkında konuşacağız. Hangi istiroidin yanında kullanılmalı, bunları konuşacağız. Ben istiroidlerin yani detaylı şekilde her birini ayrı ayrı videolarda anlatacağım. Bu videoda kesinlikle onları söylemeyeceğim. Yani mesela testosteron, saipionat ya da testosteron oynatat, trenbolon, deka, işte masteron neler yapar, etkilerini detaylı şekilde onları her birine başka bir video yapacağız. Burada onları konuşmayacağım. Nasıl bir kür düzenleriz onu konuşacağız. Öncelikle çok ben YouTube'da çok gördüm bunu. Yani sosyal medyada çok gördüm. İşte hafif kür, sahil vücudu için hafif kür, yeni başlayanlar için hafif kür. Bakın bir hafif kür diye bir şey yok. İlk önce bunu bir kafamızda netleştirelim. Hafif kür diye bir şey yok. Bir damla kullanıp bütün organlarınız iflas edebilir. 10 sene ve 20 sene kürde kalıp da bir şey de olmayabilir. Anladınız mı? Bu hafif kür, ağır kür diye bir şey yok. Zaten siz onu aldığınız zaman belirli bir seviyede yani önceden belirlenmiş kadar bir yan etkileri olacak kesinlikle. Birinde çok olur, birinde daha az olur, birinde hiç olmaz. Biri ölebilir. Yani bunu net şekilde söyleyeyim size. Yani hafif kür diye bir şey yok. Bunu ilk önce bu tamamen bir saçmalık. Şimdi istiroidlerden başlayacağım. Öncelikle neden istek yapılır? Yani neden kaç tane ilaç birbirinin yanında kullanılır? Bunu bir anlatayım size. Kürlerde normalde kesinlikle bir tane ilaç kullanmayın. Kesinlikle bu aklınızda olsun. Bir tane ilaç kürü diye bir şey yok. Mesela bunu da çok gördüm. Sadece Dianabol kullanacağım. Dianabol kullanayım ya da biri Dianabol tavsiye ediyor. Tek başına kesinlikle ve kesinlikle testosteron hariç bunu altını çizerek söylüyorum. Testosteron hariç, testosteron ve onun ailesinden olan şeyler hariç bir etki görmezsiniz. Yani o nasıl denir? %100 verimi o kürden alamazsınız. Siz zaten zarar veriyorsunuz vücudunuza. Bari %100 randımanını alın kürün. Bu yani bir tane ilaç değil. Her zaman iki ya 3 ya da çok profesyonel yarışmacı biri ise ben normalde bunu herkese tavsiye etmem. 4 tane ilaç bir kürde olur. Yani minimum 2, maksimum 3 ya da 4. Ki hedef de sadece şu. O kürün etkisini sinerjik şekilde yükseltmek. Mesela diyelim ki siz testosteron kullanacaksınız ve %50 bir kas kütlesi kazanacaksınız. Bunun yanına başka bir ilaç, trenbolon gibi, deka gibi sallıyorum. Bir ilaç kullandığınız zaman bunun etkisi mesela o da arttığı zaman %100 olmaz. %400, 500, 700 olur. Anladınız mı? Yani 2 çarpı 2 ya da 2 artı 2, 4 olmaz kürlerde. Daha fazla patlayıcı olur. Daha fazla etki yaratır. Ve sebep de şudur. Yani birinin yan etkisini diğer ilaçla kapatmak. Mesela nasıl? Yani aromatazı hepiniz duymuşsunuzdur. Fazla testosteron ve onun ailesinde vücudunuzda varsa ya da 19 nor alfaları da varsa vücudunuzda mesela trenbolon, dekanoat, nandrolon, dekanoat gibi bunlar estrojene çevirme ya da projesteron ya da prolaktine çevirme şeyi yüksek sizin vücudunuza. Ki bu bizim için iyi değildir. Yani testosteronun estrojene ve projesteron ya da prolaktine çevrilmesi kürün düşmesine sebep olur. O yüzden
DHT ailesinden kullanılır. Bunu hepsini anlatacağım size. Ki mesela şöyle diyelim, testosteron kullandınız. Bu fazla testosteron estrojene çevrilecek ve %100 randıman alamayacaksınız. Gelirler bunun yanında anti-aromataz dediğimiz mesela masteron gibi, yani estrojene çevrilmesini önleyecek steroidler kullanırlar. Ki hem bunun estrojene çevirmesini önler, hem bunun etkisini 4 kat, 5 kat daha fazla arttırır. Şimdi steroidlerden başlayacağım. Normalde steroidleri biz 3 aileye ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim, belki bunu başka bir yerde görmezsiniz. 3 ayrı kategoriye bölerim. Bir, testosteron ve onun ailesinden. Mesela testosteron, saipionat, enantat, propionat, dianabol, boldenon. Bunlar hepsi testosteron ailesinden. Bir bu. İkincisi DHT, dihidrotestosteron ailesi. Ki bu DHT'ler estrojene hiçbir zaman aromataz olmazlar. Mesela ne? Mesela oksandrolon. Mesela masteron. Mesela estanazolol ya da vinestrol namı diğer. Bu da bir kategori. Bir tane daha 19 nor alfa dediğimiz nandrolon, trenbolon ailesinden. Bunları ayırma sebebim ne? Hiçbir zaman gelip bir kürde iki tane mesela 19 nor alfadan kullanmam hiçbir zaman. Yani trenbolon, deka hiçbir zaman birlikte kullanmam. Çünkü etkileri hemen hemen tamamen aynı ayrı değil. Detaylarda çok fark ediyor. Hemen hemen aynıdır. Yani bunları birlikte kullanmam çok saçma bir şey olur. Öncelikle birinci yani benim kuralım her zaman, yani testosteronsiz kür hayatta yapmayın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yani sadece gelip de trenbolon ya da sadece gelip de primobolan ya da rimobolan kullanmak bence tamamen saçma bir şey ve yanlış bir şey. Kesinlikle testosteron 5'te olması gerekiyor. İlk önce getiririm, testosteron koyarım. Ki bu kişiye göre, geçmişine göre, hedefine göre değişir. Hangi testosteron ailesinden hangisini kullanacağım, o değişir. İkincisi gelir, testosterona bağlı, yani onun kullanacağım miktara bağlı. Bunun yanına başka bir şey, o iki tane diğer aileden ya DHT'den ya da 19 NOR'dan koyarım bunun yanına. Ki bunun etkisini arttırır. Söylediğim gibi mesela gelip hiçbir zaman oksandrolon, estanazol beraber kullanma. Çünkü ikisi de DHT, dihidrotestosteron ailesinden. Bu kelimeleri kullanıyorum. Eğer yani bunları araştırmakta zorluk çekiyorsanız ya da bilmiyorsanız bunları kesinlikle videonun altına yorum olarak bırakın. Ben detaylı şekilde size anlatırım bunların olaylarını. Bu. Yani her zaman bir base testosteron vardır. Onun üstüne getiririz diğer o iki tane aileden. Buna ilaç ilave ederim ki dihidrotestosteronlar, DHT'ler testosteronun seviyesinde yükseltir. Başka bir şey kürde söylemek istediğim şey şu, çok dikkat edin. Bakın steroidler ne yapar? Bunu ilk önce size anlatayım. Bunu da neden anlatıyorum? Bazen görüyorum ki mesela bir geliyor haftalık 2000 mg testosteron kullanıyor ya da 1000 mg'lık testosteron kullanıyor. 500 tren kullanıyor. Saçma sapan bir dozajlarla kullanılıyor. Bunu anlatayım ilk önce size. Bakın sizin hücreleriniz, yani steroidleri neden kullanıyoruz onu anlatayım. Bu sizin hücreniz üzerinde bazı reseptörler var. Algılayıcılar var, öyle söyleyeyim. Steroid gelir bu algılayıcının üzerinde oturur, bind olur, hücreyi açar
ve onun içine amino asitler, işte karbonhidratlar vesaire vesairenin girmesine sebep olur ve büyümeye sebep olur ve bazı sinyaller gönderir ve bazı işlemler yapar. Protein sentezini yükseltir hücrenin içinde falan filan. Ve bu algılayıcı reseptörlerin sayısı hücrenin üstünde belli. Yani mesela diyelim ki 5 tane diyelim, atıyorum yani bu tamamen şey değil. Her hücrenin üzerinde 10 milyon ve 20 milyon arasında reseptör var. Her biri başka, mesela insülin reseptörü, bilmem testosteron reseptörü, istrojen reseptörü falan, değişik reseptörler var. Diyelim ki hücrenizin üzerinde 5 tane testosteron reseptörü var. Siz geliyorsunuz 1000 miligram testosteron kullanıyorsunuz. Tamam da bunu kullandınız. 5 tane reseptörüm var her hücrenin üzerine. Yüzünü kullandın. Gerin kalanı ne yapacaksın? Yani boşuna neden zarar veriyorsun? Yani onun fazlalığı sadece size zarar verir. Yani demek istediğim şu. Saçma sapan dozajlar kullanmayın. Bunu da nasıl belli olur? Şöyle söyleyeyim size. Genetik burada ilk sözü söyler her zaman. Vücutta biri 500 mg testosteron kullanır haftalık, hem 500 komple onu vücudu alır ve randıman alır ondan. Biri o 500'den 50'sini kullanır vücuttan. Bu genetik burada çok önemli bir şey. Bunu da sadece tecrübeyle anlarsınız. Yani ben gelip de size haftalık 150 kullanın, 200 kullanın demem tamamen saçma bir şey. Tecrübe olur. Yavaş, yani düşük dozlarla başlayın eğer kür yapmak istiyorsanız. Yavaş yavaş yükseltin. Eğer verim alıyorsanız yükseltmeyin. Vücudun durmasını bekleyin. Ve ondan sonra eğer gördünüz ki tamam bundan verim alamıyorsanız, ondan sonra artırabilirsiniz. Bunu da anlattım size. Ve kesinlikle bir tane bir şey daha söyleyeceğim kür hakkında. Kesinlikle ve kesinlikle oral yoluyla alınan steroidlere çok karşıyım. Çünkü sindirim sistemini devreye soktuğu için eğer yanlış hatırlamıyorsam 17 alfa alkylation ismiyle geçiyorlar bunlar. Çok toksik bir şey ve aşırı zararı var. Karaciğere, sindirim sistemine yan etkileri daha fazla olur. Mümkün olduğu kadar uzak dururum. Bunlardan bunu da söyleyeyim. Kür için sanırım her şeyi söyledim size. Yani detayları anlattım size. Aklıma başka bir şey gelirse yine videonun altında yazarım. Bir sonraki videoda PCT hakkında konuşacağım. O çok önemli ve keyifli bir bölüm bence kürlerin içinde. Çok önemli bir şey. Diğer küre başlamanız için ya da kürün yan etkilerini en aza düşürmek için ve hatta kürün etkilerini yükseltmek için PCT dönemi çok önemli. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir tane yarışmacı üyemin üzerinde PCT döneminde kürden daha fazla verim aldığımız da oldu. Yani daha fazla büyüme, daha fazla kas artışı oldu. Çünkü PCT çok önemli. Eğer iyi yaparsanız hem kürün etkisini arttırırsınız, hem kişi düşmez. Kas olarak, mood olarak ve her yani psikolojik olarak düşmez. Ve diğer küre de çok iyi hazırlanır. Diğer videoda PCT hakkında konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Diğer videoya kadar görüşmek üzere.